Merhaba, ben Pilates eğitmeni Elçin Demirel. Bugün yine hamilelere özel tempolu yürüyüş hazırladım. Biliyorum çok sevdiniz. Kısa yürüyüşler hazırladım öncelikle. Baktım daha da fazlası isteniyor. Ben biraz daha süreyi uzatacağım. 18, 22, 23 dakikalık videolar var. Biraz yarım saate çıkalım, tempomuzu arttıralım. Nasıl daha güçlü, daha sağlıklı, daha zinde, daha az kiloyla, bebeğimizin kilo almasıyla, kendimiz kilo fazlası almıyoruz, bebeğimize kilo aldırıyoruz. Bunu nasıl sağlarız? Bu videolar tam size göre. Evet, daha uzun sürede tempolu yürüyüş yapmak istiyorum, evden çıkamıyorum diyenler için gelsin bu video. Şimdi karnıma ben topu koyuyorum. Evet, şimdi hızlı hızlı başlayalım. Beklemeye gerek yok. Kollarım iki yanda, dirseklerimi büküyorum. Dizlerimi biraz daha yukarı doğru. Yine belirtiyorum, evde yürüyüş yaparken evet çorapla yapabilirsiniz. Zaten hoplama sıçrama yapmıyoruz. Ama ayakkabıyla yapmak daha iyi hissettiriyor. Bunu yine belirteyim ben. Eğer ev ayakkabınız yoksa yine çoraplarınızla yapabilirsiniz. Ama terlikle asla önermiyorum. Terlikle yapmak yok. Şimdi öne doğru. Parmak ucu. Parmak ucu. Topukları hiç basmıyorum. Evet, 4 adım yine. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Hızımızı biraz arttırıyoruz. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Geri, öne. Son kez. Şimdi kollar arkada, bacaklarımı İki yana doğru. Burada sırtımız da aktif olsun istiyorum. Neden? Çünkü sırt kasları çok çabuk zayıflıyor ve kendisini bırakıyor. Kamburluğa yol açıyor. O yüzden sırtımız da devrede olsun. Yanlara doğru. Dirseklerimi açıyorum. Bu şekilde kapatmayın. Boynunuzu asla basmayın. Dirsekler açık. Hemen nabzımız yükseldi biliyorum. Bunlar ısınma temposu. Isınmaları kısa kısa geçiyorum ki yürüyüşlerde biliyorsunuz ısınma da yapmak önemli. Hemen birden değil, böyle ayak bileklerinizi, bacaklarınızı komple hazırlamak önemli. Yürüyüş öncesi ve sonrası. Son. Burada şimdi dirsekler geriye, nefes al, ver bırak. Al nefes, sırtımızı hazırlayalım. Ver. Al. Ver. Son 3. Parmak ucuna kalkarak bileklerden. Ayak parmak ucunu yere bastırıyorum. Topuklar kalkıp iniyor. Son kez. Güzel. Şimdi eller yanlarda. Sağ ayağımın şöyle dış kısmını yere değdirmeye çalışıyorum. Bileğimizi bir esnetelim. Sol. Güzel. Şimdi parmak ucu. Eller yanlarda. Dizleri iki yana açarak. Kurbağa gibi. Zıplamıyorum. Öne doğru. Geriye doğru. Öne. Geriye. Özellikle bu videolar tempo sevenler için, yürüyüşler yavaş. Hocam bizi biraz daha hızlandırın diyenler için. Öne, geriye. Alanınıza göre yapın. 3 adım geri, 3 adım ileri yapabilirsiniz. 5 adım yapabilirsiniz, 4 adım. Hiç fark etmez. Olduğumuz yerde amaç hareketlenmek. Nabzımızı yükseltmek azıcık da olsa. Yine parmak ucu dizler dışa. Böylelikle kalflar yani alt baldır daha fazla çalışıyor bu arada. Son kez. Evet, şimdi topuk. Burada. Biraz öne geldim. Topuk, parmak ucu. Topuk, kollar devrede. Sanki koşuyorum. Ama sol bacak sabit. Topuk. Al, ver. Al, ver. Çok güzel. Böyle 30 saniye birini, 30 saniye diğerini yapmamız yeterli.
Al, ver. Hafif sol dizinizi bükebilirsiniz. Çok bacağınızı düz tutup eklemi zorlamayın, diz eklemini. Çok güzel. Devam. Sanki koşuyorum ama tek bacaklı olduğum yerde. Son kez. Güzel. Şöyle bacaklarımızı sallayalım. Burada solda biraz ağrı oluyor tabii. Çok normal. Çok çok normal. Ağırlığımızı sola veriyoruz çünkü. Bu yürüyüşü her ay yapabilirsiniz. Yani 0-9 ay arasında istediğiniz zaman yürüyüş, tempolu yürüyüş yapmak istiyorum. Fazla yedim diyorsanız yine 30 saniye. Sol bacak. Çok etkili. Hem yediklerimizi hazmederiz, hem gece daha rahat uyuruz. Özellikle akşam yapıyorsanız. Gündüz yaptığınızda kendinizi daha zinde hissedersiniz. Çok güzel. Devam. Kalçayı sıkarak. Bu hareket çok etkili bacaklar için. Son kez. Evet. Süper. Şimdi bacaklarımı yanlara açtım. Önce birer kez yapıyorum. Normalde hep bunu böyle yapıyoruz. Sonra ikiye çıkaracağım. Sonra üçe çıkaracağım. Birlikte devam. Şimdi sağ 2, 1, 2, sol, 1, 2, sağ, 1, 2, sol. Hem yan simitler burada, özellikle bu bölgemiz, kalça kemiğimizin üstü biraz böyle kilo alıyor. Oralar hemen yağlanıyor. Oradaki yağlanmayı önlemek için dış bacak özellikle. Bu hareket süper. Arada böyle çorba karıştırırken, mutfakta iş yaparken de bunu yapabilirsiniz. Şimdi 3'e çıkarıyorum. 1, 2, 3. Parmak ucunu mutlaka yere değdirin. 3. Çok zorlanmayın. Gerek yok. Doğum sonrasına saklayın. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bacaklar yanmaya başladı. Nefesi unutmayın lütfen. Boynunuzu gömmeyin. Kalça ağrımaya başladı. Çok güzel. Omuzlarımı böyle bu şekilde kaldırmıyorum. Üst bölgeyle hiç işim yok şu anda. Harika. Son sağ. Son sol. Güzel. Şimdi parmak ucunda. Parmak ucu topuk. Bir dakika kadar. Nabız güzel. Gayet iyi. Zorlanırsanız yürüyüş yapabilirsiniz öne geriye. Hiç problem değil. Arada bu da olur. 5 dakikayı geçtik çünkü. Parmak ucu topuk. Parmak ucu topuk. Çok güzel. 9. ayda belki bu hareketlerde biraz zorlanabilirsiniz. O yüzden önce bir izleyin. Yapabilirliğinizi görün. Onun sonrasında yapıp yapmamaya en iyi siz ve bedeniniz karar verir. Bunu hiç unutmayın. Çok iyi. Devam. 30 saniye. Biraz daha açalım bacakları. Parmak ucu topuk, parmak ucu topuk. Devam. Harika. Yorulmaya başladık. Ama daha yeni başladık egzersize. Bir önce yediklerinizi düşünün. Hemen motivasyon olsun. Bırakmayın. Ve son. Güzel. Şimdi yarım squat yapacağım. Kalça geriye, nefes al, ver sık. Al nefes. Al, kalçayı geri gösteriyorum, çekiyorum. Nefes al, ver. 30 saniye bu şekilde. Kalça geri ileri. Olduğum yerde bacaklar açık. Karnınıza göre şekillendirin bacaklarınızı. Tam karşıya bakıyorum. Aşağıya bakmak yok.
Son 3, 2, son. Güzel. Şöyle sallayalım. Hızlı girdik biliyorum. Çünkü tempolu yürüyüş. Ağır ağır yolda sağ solu seyreder gibi, AVM gezer gibi yürümüyoruz kesinlikle. Bacakları sallayalım biraz dinlensin. Şimdi eller yanlarda. Küçük küçük parmak ucu yere dokunarak. Dokun çek, dokun çek. Bunu normalde lastikle yapıyoruz. Ama lastiği şimdi kullanmıyoruz. Hamilelikte zorlamayalım sizi. Ama doğum sonrasında muhteşem egzersizler var. Devam. Parmak ucu. Parmak ucunu dokunmaya devam et. Mutlaka bırakma. Karnımızı çok zorlamayalım. Burada bacak devrede, üst bacak. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yavaşça bırak. Güzel. Harika bir his bu. Gerçekten vücudumuzu çalıştırmak ve işe yaradığını görmek inanılmaz bir duygu. Bunu kesinlikle ve kesinlikle yaşamanızı istiyorum. Sizin için üretmeye devam ediyorum. Siz istedikçe ben uyguluyorum, üretiyorum. Şimdi diğeri. O yüzden siz isteyin. Ben elimden geldiğince yapmaya çalışayım. Yorumlara da cevap veriyorum. Bazen geç kalabildiğim oluyor, özellikle son haftalardakilere. Kusura bakmayın ama mutlaka yorumlarınızı yazın. Yorumlar benim için önemli. Ne kadar çok kişiye ulaşırsak bizim için o kadar iyi. Büyük bir aileyiz ve büyüyoruz gitgide hep birlikte. Dizinizi karnınıza göre ayarlayın. Çok kaldırmak önemli değil burada. Üst bacağı her halükarda hissediyorsunuz zaten. Önemli olan burada bacağınızı karnınıza dokunup, bastırıp ya da vurup çekmek değil. Küçük küçük bu şekilde de olabilir. Burada da güzel hissedeceksiniz, emin olun. Karnınızın duruşu, mesafesine göre dizinizi dokunmadan karnınıza o şekilde 5, 4, 3, 2, 1. Harika, güzel. Bu yürüyüşlerin diğer yürüyüşlerden farkı, onu da söyleyeyim. Tempo, evet, hızlı yapıyoruz. Çok aralar yok, uzun uzun dinlenmeler yok. Çünkü bazı hamilelerin biliyorum ki çok aktifler normal hayatlarında. Ve hamileyken de bu aktifliği devam ettirmek istiyorlar. Bu sebepten bu yürüyüşler tam sizlere göre. Burada kolları da çalıştıralım. Kalçamı, evet, geri itmiyorum. Topuğumu kalçama doğru. Ne kadar kaldırabilirsen. Hiç problem değil. Bunu da böyle bir dakika yapalım. Dirsekler açık iki yanda. Boynumu yine kesinlikle gömmüyorum. Topuk kalçaya doğru fırlat. Hareketler uzun ve etkili. Yani ne kadar uzatmaya çalışırsak bizim için o kadar iyi. Vücudumuzun alışması açısından. Son 10 saniye. Devam. Bırakma. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Harika. Şöyle sallayalım. Kolları neden devreye sokuyorum? Çünkü sırtımız aktifleşiyor. Başta da söyledim. Sırt önemli. Kollar önemli. Her videomda bunu tekrarlıyorum. Yine yarı squat yapacağız bu arada. Nefes aldım. Kalça geriye. Duvara dokunur gibi dizimi kesinlikle, bakın buna çok dikkat edin. Dizimi ileri doğru itmiyorum. Bu yanlış. Birçoğunuz yazıyor bana. Hocam dizlerim çok ağrıdı yaparken diye. Hareketi yanlış yaptığınız için. Hareketin doğrusu. Biz zaten burada yarı squat yapıyoruz. Bebeği hızlandıracak, doğumu hızlandıracak herhangi bir hareket değil bu. Burada yarım kalça çalışıyor. Üst bacaklar aktif. Kalçayı geri itiyorum, çekiyorum. Daha çok düşük popollar için ya da düz popollar için böyle bu hareket çok çok etkili. Böyle hafif bir bombe, elma görünümünde bir popo gayet güzel hamilelikte de. Hareketi yaparken dikkat edin, dizimi sadece büküyorum. Öne itmek yok. Kalça geride.
Aynada her açıdan beni görün lütfen. Dikkat edin buna. Tabii ben nefes nefese bu arada hem konuşuyorum, hem aktif hareketleri yapıyorum, hem de sizleri bilgilendirmeye çalışıyorum. 8, kalça geriye. 7, sık. 5, 4. Hareketi vücuda oturttuktan sonra emin olun çok kolay oluyor. Hareketi yapmak da doğuma hazırlanmak da. Son kez. Bunu neden söylüyorum? Şöyle önüne bacaklarımızı sallayalım. Çünkü doğuma hazırlıkta genelde squat, çömelme egzersizini çok yapıyoruz. Burada çömelmeyi de sandalyeden veya bir yerden tutunarak daha aşağıya kalçamızı indirerek yapıyoruz. Bunun aslında hazırlık aşaması bu egzersizler. Yani doğuma daha rahat girmek, daha kolay girmek. Instagram'da yorumlarda paylaşıyorum sürekli. Sizden gelen yorumları paylaşıyorum. Bu çok önemli. Herkes görsün neyi ne kadar yapabilmesi gerektiğini ya da yapılabilirliğini, egzersizlerin yapılabilirliğini görmeniz açısından o yorumları sürekli paylaşıyorum. Gerçek yorumlar ve mutlaka okuyun bu yorumları. Bu yorumlara göre de artık nasıl egzersiz yapmanız gerektiğini siz karar verin. Güzel. Nefes. Şimdi açtım bacakları. Şöyle biraz daha geniş açayım. Sağ, sol. Sağ, sol. Evet, tempolu olunca benim nefes de tempoya ayak uyduruyor tabii. Bir sağ, bir sol. Kalçamı çok geri götürmüyorum. Tam ortadayım. Olması gerektiği gibi. Kalça biraz rahatlasın, bacaklar esnesin. Aralara böyle esnemeler güzel. Son sağ, son sol. Güzel. Bacakları dikkatlice kapatın. Yavaş yavaş şöyle sallıyorum bacaklarımı. Evet, eller yanlarda. Şöyle bir adım öne geleyim. Arkaya bir tekme atacağız. Öne, geriye. Öne, parmak ucunu yere koyun lütfen. Çok savurmayın. Çünkü savurursanız bedeniniz de savrulur. Biz burada bedenimizi sabit tutuyoruz. Kalçadan özellikle üst gövdem hiç hareket etmiyor. Öne tekme, ayak flex, point. Öyle söyleyeyim. Flex, point. Flex, point. Kalça sıkı, yana devrilmiyorum, sola doğru kaymıyorum kesinlikle. Nefes al. Kollarınızı bu şekilde sallayabilirsiniz, yanlarda tutabilirsiniz. Nasıl dengede kalıyorsanız, önemli olan dengede olmanız. Çok güzel. Kalçayı sıkın. Yanma başlamıştır zaten kalçada. Yedikleriniz mi? Çoktan gitti, merak etmeyin. Çünkü bu yürüyüş sonrasında da metabolizma hızlandığı için devam edecek yanmaya ve çalışmaya. O yüzden hiç korkmayın. Ve kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz egzersiz sonrasında. Son 3. 2. Son. Güzel. Şöyle bir sallayalım bacakları. Sola yüklendik. Yine ağrı orada daha çok. O yüzden solu biraz serbest bırakalım. Güzel. Şimdi sol bacak. Eller yanda başlayabilirsiniz. Dengenizi oluşturana kadar. Sonrasında kollarla aktif hale getirebilirsiniz kolları. Ama yok ben bunu işte havada yaparım, ne olacak demeyin. Biz temkinli gidiyoruz. Hamilelikte her zaman söylediğim gibi dikkat çok önemli. Hareketi doğru yapmak. Yanlış yapıp kramp girmesi, kasılma olması hiç gerek yok. Olabilir çünkü. O yüzden doğru şekilde yapmak, aceleci davranmamak çok önemli. Genelde çünkü hep söyleniyor.
İşte çok kilo aldım. İlk aylarda çok kilo alıyorum. Neden böyle? Tabii ki yemeği çok arttırıyorsunuz. Çünkü abartıyorsunuz. Hamilelikte hamilelik demek çok yemek yemek değil. Öğününü arttırmak demek değil. Senin zaten yediklerinden bebeğin faydalanıyor. Yani bunu hiç unutmayın. Bebeğiniz sizden faydalanıyor. Fazla yediklerinizden değil. Fazla yedikleriniz yağ olarak size dönüyor ve sizi mutsuz ediyor. Bu mutsuzluğu ortadan kaldırmak için kontrollü yiyin ve egzersizlerinizi düzenli yapın lütfen. Doğumu da rahat bir şekilde geçirirsiniz. Umuyorum. Son kez. Güzel. Şöyle sallayalım bacakları. Terledik mi? Evet. Ben terledim. Eminim siz de terlediniz. Şöyle sallıyoruz. Açtım bacaklarımı. Burada şimdi parmak uçları dışa bakıyor. Dizler dışa doğru. Az önce yanlara yaptık. Kalçayı esnettik. Şimdi bacakların iç kısmı bir sağ bir sol. Nefes al, ver. Al, ver. Tempomuz iyi gidiyordur herhalde. Her şey yolunda. Yazın yorumları alta. Dersten sonra, videodan sonra yazın bana. Hocam şöyleydi, böyleydi, bunu yaptık, bunu hissettik. Bunları paylaşın. Ben de sizlere elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışayım. Cevap vermesem de emin olun okuyorum ben mesajları. Yoğun programdan dolayı bazen aksatabiliyorum ama ya sabah çok erken saatte ya da çok geç saatlerde mutlaka okuyup yardımcı olmaya çalışıyorum, cevap vermeye çalışıyorum. Ama siz cevap vermez demeyin, yazın. Yazın, ben de sizleri göreyim, neyi ne kadar yapabiliyorsunuz, nasıl temponuz, iyi mi, bu tempo devam edelim mi, bir 40 dakikası, 50 dakikası, 1 saati gelsin mi? Dediğim gibi çok aktif hamilelerim var ve gerçekten yetmiyor onlara. Hocam videolar çok kısa diyor bazıları. Son sağ, son sol. Ben de diyorum ki herkesi kendiniz gibi görmeyin. Bazıları var. Şimdi böyle yolda koşar gibi ama kollarımla daha çok. Olduğum yerde sabitim. Bazılarına göre de çok uzun geliyor kısa videolar ve çok zor geliyor. O yüzden ortayı bulmak için hem uzunları var hem kısaları var. Ya da o kısaları birleştirip yapabilirsiniz. Ama tamamen sizin önceki spor yaşantınıza göre şekillendirin programlarınızı. Kollar şimdi tam tersi. Dirsekten biraz daha adımımı hızlandırdım. Ama yavaşlayabilirsiniz yorulduysanız. 20 dakikayı geçtik çünkü çok iyi. Kollar, sırt. Güzel. Şimdi eller yanda. Hafif öne geliyorum. Adım atıyorum, dizimi büküyorum. Arkadaki bacağa dikkat edin. Yandan gösteriyorum. Bakın, dizim. İki dizimi de aynı anda büküyorum, geri çekiyorum. Büküyorum, geri çekiyorum. Nefes al. Ver. Al. Ver. Denge. Sol bacağınızı sağlam basın. Yoksa arada benim gibi hop yana doğru. Ya da bir sandalyeye tutunabilirsiniz burada. Masaya tutunabilirsiniz. Ne varsa yanınızda. Son 3. Çok inmiyorum. Çünkü kalkış o zaman zor olur. Karnınızın büyüklüğüne göre. Son kez. Salla bacakları. Bacaklar hep sallansın. Her seferinde yağlar parçalansın. Evet. Şimdi diğer bacaktayım. Eller yanlarda. Dizimi aynı şekilde büküyorum. Nefes al, ver.
Büyük adım atıyoruz burada. Önemli olan o. Ve dizleri aynı anda büküp düzelterek geri çekmek. Son 3, 2, son. Güzel. Şöyle bacakları açarak olduğum yerde dizlerim öne doğru. Parmak ucu topuk yaparak yine. Bu sefer ayağımı tabii yerden kaldırıyorum. Güzel. Adımlarımız gayet iyi. Yarım saat yürüyüş, ne olacak deyip geçmeyin. Çok etkili, çok çok önemli. Yarım saatlik yürüyüşte yaktığınız kaloriyi boş verin. Bir kere enerji, aldığınız enerjiyi yani kaloriyi enerjiye dönüştürmek için bu hareketler çok önemli. Yani siz bunu yaptınız, 300 kalori yaktım, ne olacak demeyin. Ama o 300 kalori her saat başı çarpı 2 olarak gidecek. O yüzden bunlar önemli. Sizin zinde hissetmeniz, metabolizmanızın hızlanması açısından çok çok önemli. O yüzden hareketler yarım saat, 3 dakika, 5 dakika bile hareket etmeniz evin içerisinde çok önemli. Bunu düzenli yapın lütfen. Şimdi açtım bacakları yana. Bunu böyle devrilerek yapıyorum. Bir sağ bir sol. Yine 1 dakika yapacağız. Sonra harekete hemen 1 dakika başka bir hareket, ardından başka bir hareket. Yanlara yavaş yavaş, acelemiz yok. Burada biraz yavaşlatalım. Yanlar çalışıyor zaten. Söylediğim gibi bu kısım genelde çabuk kilo almaya müsait. Burayı önlemek açısından bu yanlar çok önemli bu hareket özellikle. 30 saniyemiz daha var. Yoruldunuz biliyorum. Az kaldı. Son sağ, son sol. Şimdi öne. Düz bacak. Adımımı yere sağlam basıyorum. Yine bir dakikalık. Bunlar peş peşe. Sonra da yavaş yavaş soğuma. Esnemeyle bitireceğiz. Ama bu hareketleri başından sonuna kadar mutlaka yapın lütfen. Yok ben yarıda bırakayım. Ha, yoruldunuz dinlenin. Durdurun dinlenin. Ama mutlaka başından sonuna kadar soğuma, ısınma bunlar önemli. O yüzden hareketleri yaparken dikkat ediyoruz. Vücudumuzu önce hazırlamamız gerekiyor hareketlere. Sonrasında bir ısınma geliyor. Yani vücudumuzu ısıtıyoruz. Sonrasında da soğuma yapmamız gerekiyor. Çok iyi. 15 saniye daha. Son. Güzel. Şimdi arkaya. Bunu bu şekilde yapıyorum. Kalçayı sıkarak. Bir yere tutunabilirsiniz de ama gerek yok. Çok büyük bu şekilde vücudumu oynatarak bu hareket değil. Kalçayı sıktım. Poponun alt kısmı hissedin. Hatta dokunun. Neresi çalışıyor görün. Buradan devam. Sanki topuğumla bir şey itiyor gibi. Bu şekilde dokunun neresi çalışıyor hissedin. Arka bacak komple. Özellikle burada bir selülitlenme oluyor. Hamilelikte hele bu çok artıyor. Bunun önüne geçmek için ...10 saniye daha. Ama diyorsanız ki hani ben bunu yaparken dengem şaşıyor, artık yoruldum. Tutunun duvara. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil.
Son sağ, son sol. Güzel. Şimdi geldik esnemeye. Açın bacakları şöyle güzel. Şöyle sağa doğru gidiyorum. Dirseğimi koyuyorum. Sol bacak uzun. Sol kol yukarı doğru kaldır. Sağa doğru esne. Derin nefes al, ver. Al nefes, ver. Al. Son kez. Yavaşça kolumu bıraktım, bacağımı düzelttim. Diğer taraf. Kolumu açtım. Nefes al. Uzat kolunu. Yanlar açılsın. Ver. Al nefes. Ver. Son kez. Yavaşça bıraktım. Bacaklarımı kontrollü bir şekilde kapatıyorum. Şimdi sağ bacağımı topuk şöyle yan göstereyim. Topuğu yere bastırdım. Kalçamı şöyle geriye doğru itiyorum. Sol dizim bükülü. Sağ ayak parmak ucu bana doğru bakıyor. Nefes al, ver. Elimi böyle yandan tutuyorum. Tam belimdeyim aslında. Yavaşça bıraktım. Şimdi diğeri. Nefes alıp vermeye devam. Kalça geride. Arka bacak iyice geriliyor, açılıyor. Bırakın açılsın. Güzel. Şimdi kalça. Şöyle bacakları biraz geniş açtım kalçadan. Çevir daire. Nefes al. Derin nefes. Burundan alıp ağızdan veriyoruz. Tam tersi. Son kez. Süper. Geçmiş olsun. Harika bir yürüyüştü. Tempomuzu arttırdık, güçlendik, hazırlandık. Doğuma doğru yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Kaçıncı haftadasınız bilmiyorum ama hareketliliğinizi arttırın. Tabii ki doktorunuz izin veriyorsa egzersiz yapmanıza, hareket etmenize, yürüyüş yapmanıza. Bunu her zaman belirtiyorum. İnşallah sağlıklı bir gebelik geçiriyorsunuzdur. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.